Slaytımızı alalım. Baştan diyelim. Şimdi iki derste biter bu. Yani İngilizce, Teaching English to Young Learners çok uzun değil arkadaşlar. Uzun değil derken yani tabii ki hani kapsamlı bir konu ama belli noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten belli yerlerden sorular geliyor. Şimdi bakalım bunu birazcık daha böyle uçaklı yaptım. Çünkü Young Learners'tan bahsediyoruz. Young learners are the children from the first year of formal schooling. Young learners dediğimiz kitle kaç yaşından başlıyor? 5-6 yaşlarından başlıyor. Kaç yaşına kadar devam ediyor? 11-12 yaşına kadar. Yani 12'den sonrasına artık young learners demiyoruz. Artık o young learners kategorisine girmiyor. Children Onlara verdiğimiz bir isim var mı hocam? Efendim? 12 yaştan sonrasına verdiğimiz bir isim var mı yoksa sadece learner mı diyoruz? Learner diyoruz, teenagers diyoruz. Yani young learners kapsamına girmiyor. Çünkü burada birazcık da çocuk gelişimi de işin içine girdiği için o gelişim evrelerini de anlattığımız için işte birazdan bahsedeceğiz. Piaget'den bahsedeceğiz, Vygotsky'den bahsedeceğiz, Brunner'den bahsedeceğiz. Bunların hepsini de göz önünde bulundurduğumuz zaman 12 yaştan sonrasını dahil etmiyoruz bu sürece. Şimdi bakalım. Children as learners are more willing and lively to learn a language. Çocuklar tabii çok seviyorlar. Dil öğrenmeyi çok seviyorlar. Değişik geliyor. Children, for example, have the urge for play and fun. So activities utilized in the classroom should be enjoyable if a permanent and developmentally appropriate learning is wanted to be achieved. Şimdi ne olması gerekiyor? Sürekli onları aktif tutmamız gerekiyor. Çünkü zor bir kitle. Belki de hayatımızda karşılaştığımız en zor kitlelerden biri. Ben kendi açımdan bunu yaşadım. Yine işte o oğlumun okulu, kreşi benim kendi okulumun bahçesine inşa edilmiş böyle. Daha önceden lojman olarak kullanılmış. Öyle ki ben öğretmenler odasına gittiğimde camdan baktığımda o ağaçların altında oğlumu görebiliyordum. Salıncakta sallanıyor, işte otları yoluyor, çiçek diye bana getiriyor. Teneffüs aralarında bile kollayabiliyordum onu o derece. Şimdi bir gün dediler ki Alın Hanım işte bütün velilerimiz bir veli katılımı yapıyor. İşte bir şeyler yapıyor haftada bir gün çocuklarla. Siz ne yapacaksınız? Ben de dedim ki yani benim bildiğim iş nedir? İngilizce öğretmek. Ben de dedim biraz İngilizce öğreteyim onları. Olur mu? Olur. Gittim bir gün başladılar işte 5 yaş grubu. Başlayacağız. Arada böyle bir boş saatim var. Bir saatlik bir boşluğum var. Hemen önlüğümle beraber yürüye yürüye hemen okulun bahçesinde kreşe gidiyorum. Bir ders anlatıyorum göya onlara döneceğim. Bekliyorlar beni camda böyle. Allah'ım ben oraya gider gitmez bir kudurma kaldı onları. Biri sırtımda, biri kolumun altında, biri çekiştiriyor, biri saçımı çekiyor, biri atlıyor, biri tükürüyor. Allah'ım yarabbim dedim öleceğim herhalde bana bir şeyler olacak. Neyse öyle zar zor o günü hallettik. Ondan sonra her hafta gitmemi istediler. Bir de işin kötüsü sevdiler de beni. Bu sefer ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? İşte bir şarkı buldum. Dedim bu şarkıyla ancak onu şey yapabilirim. Bunları birazcık böyle kendine getirebilirim. İşte Teddy Sayz diye bir şarkı var. Baktım ki Teddy ile oluyor bu iş. İşte Teddy Sayz stand up, Teddy Sayz sit down, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around, turn around diye böyle bir şarkı. Bu sefer her hafta gidiyorum. Teddy üzerinden, Teddy'nin işte renkleri öğretiyoruz Teddy ile, Teddy Sayz şarkısıyla, işte hayvanları öğretiyoruz filan derken, neyse hayatımda karşılaştığım en zor kitle ve ben şöyle düşünmüştüm, ha herhalde kuralları bilmiyorlar, anlamıyorlar çünkü küçükler ya. Fakat öyle değil arkadaşlar, şimdi biraz sonra göreceğiz. Tamamen şımarmalarından kaynaklı bana öyle yapmışlar. Çünkü öğretmenleri bir gün gözlemledim. Öğretmenleri bir şey söylüyor, hemen sıraya geçiyorlar, hemen gidip sırayla ellerini yıkıyorlar, elle tutuşuyorlar, böyle gidiyorlar, gidiyorlar, ellerini yıkıyorlar, herkes yerine yemeğini alıp oturuyor. Yemekler bitsin diyor öğretmen, hepsi bir güzel yıkıyor, şimdi gidince elinize ağzı. Pıtır pıtır yapıyorlar, bana gelince yam yam. Öğretmen deyince her şeyi çok güzel yapıyorlar. Ve anladım ki ha, olay yaş grubu değil, belli bir yaş grubu da kuralları anlıyor. Ve biz aslında onlar anlamaz diye düşündüğümüz için sıkıntı yaşıyoruz.
Allah kimseyi düşürmesin. Anaokulu öğretmenlerine sevgim saygım bu anlamda sonsuz. Çünkü çok zor bir kitle young learners. Children, for example, have the urge for play and fun. Demiştik bunu. Geçiyorum. Çok özür dilerim. Children enjoy exploring things. Şimdi keşfetmeye çok meraklıdırlar. Mesela sormuşlar bir sürü kişiye, işte üçüncü bir gözünüz olsa nerede olsun istersiniz? İşte biri demiş ki alnımda olsun isterim. Biri demiş ki ensemde olsun isterim. İşte biri demiş ki işte şu omzumda olsun isterim. Demiş işte omzumun arka tarafında olsun isterim. Küçük bir çocuğa sormuşlar. Demişler ki üçüncü gözün olsa nerede olsun istersin? Ne tahmin ediyorsunuz mesela? Ne demiştir sizce? Neresinde olsun üçüncü gözü demişti? Hocam kalp gözü falan. Yok, hayır hayır. Mesela Hülya, çocuklar en çok önemli. Hülya el yazmış avuç hocam. Içi, el doğru ama avuç içi. Alın falan. Hocam alın. Aa, maalesef. Neresi biliyor musunuz? Sizin de bilmiyorum çocuğunuz var mı? Yoksa da ileride olacak ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu işaret parmağının ucunda istemiş. Çünkü çocuklar ilk olarak neyle öğrenir arkadaşlar? Dokunarak öğrenir. O parmak her yere girer. Elektrik prizine girer, kapı arasına girer. Hiç girmemesi gereken her yere o parmak bir değer. O yüzden ne demiş? İşaret parmağımın ucunda bir gözüm olsaydı keşke demiş. Ve çok doğru bir şey. Çünkü sürekli keşfetmeye çalışıyorlar. Her şeyi ama her şeyi. Children enjoy exploring things, drawing, playing games, singing, solving puzzles. Bunların hepsi çocukların ilgisini çeken aktiviteler. Dolayısıyla biz eğer bir dil eğitimi yapacaksak bir kere soruyorum. Bu dil eğitimi didaktif mi olmalıdır, induktif mi? İndaktif. Tabii ki induktif. Ve bütün bu saydıklarımızın hepsini de biz dil eğitimine ne yapmak zorundayız? İçeriğine yerleştirmek zorundayız. Their attention span is short. Bu çok önemli. Yani onların ilgi aralıkları, mesela dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Attention span is short dediği bu. Yani dikkatleri çok çabuk dağılıyor. So kinesthetic activities. Kinesthetic activities dediğimiz nedir? Daha çok böyle yaparak, yaşayarak, hareket içeren işte bir takım aktiviteler. Yani mesela listen and do aktiviteleri veya işte beden eğitimi dersi gibi işte bahçeye çıkıp bir takım şeyleri İngilizce olarak ifade etmek. Yine oyunlarla, TPR gibi, çok doğru Hülya'cığım. Veya görsel, çünkü görsel yetenekleri gelişkindir. Bir de ne diyor? Materials with bright colors, yani parlak renkler. Bunlar onları çok motive ediyor. Onların daha çok ilgisini çekiyor. Hoşlarına gitmesi gerekiyor. They wish to please the teacher. Şimdi burada insanın içi gidiyor. Çünkü bütün dertleri, zorları öğretmeni mutlu etmek. Gider geri mesela der ki öğretmenim çok güzelsiniz, teşekkür ederim derim. O zaman der, biraz sonra öbürü gelir. Öğretmenim çok güzelsiniz, teşekkür ederim derim. O zaman sonra peşinden öbürü gelir. Bütün mesela biz bir kişi tuvalete gitmek ister, izin verirsin. Öğretmenim ben de gidebilir miyim? O gelsin sen git. Bütün sınıf sıradan tuvalete gider. Yani dertleri, zorları young learners'ın belli bir yaşta, daha küçük yaşta tabii, öğretmeni mutlu etmek. O mutlu olsun. Yoksa kendi öğrenmiş, öğrenmemiş, işte bir şeycikler yapmış hiç önemli değil. Öğretmen yeter ki ben doğru cevap vereyim, öğretmen mutlu olsun. Bütün dertleri, zorları o. Rather than their peer groups, which encourages them to try to participate in the tasks. They need to be engaged in bodily kinesthetic activities. Daha çok nedir? Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sevdikleri için de ne yapmayı daha çok seviyorlar? Yani hareketle öğrenmeyi daha çok seviyorlar. They are very imaginative and energetic. They enjoy imitating. Taklit yetenekleri vardır ve genelde taklit etmeyi severler. Sen ne yapıyorsan onu yaparlar. Sen mesela ne giyiyorsan onu giymek isterler. Mesela küpe taktıysan aynısını veya nasıl konuşuyorsan o şekilde konuşmaya çalışırlar. Hep öğretmeni taklit ederler. Çünkü öğretmen onlar için çok enteresan bir rol model oluyor. They do not just repeat what they hear, but they're actively engaged in formulating rules and trying out their hypotheses to figure out the language for themselves. Şimdi mesela to figure out the language for themselves'e gelmeden önce şuna bakalım. Formulating rules, yani kuralları aslında formalize edebiliyorlar.
kuralların ne olduğunu algılayabiliyorlar. Ha işlerine gelmediğinde uymuyorlar. O ayrı ama kural olduğunu biliyorlar. Bunun dışında dili bir kere daha dil kendi dil gelişimleri tamamlanmamış olduğu için dili daha Türkçeyi mesela atıyorum yeni yeni öğreniyorlar. Onun yanında bir de İngilizceyi algılamaya çalışıyorlar. İngilizceyi de öğrenmeye çalışıyorlar. Mesela yeni hep oğlumdan örnek veriyorum çünkü benim inceleyebildiğim tek young learner hani küçük yaştan itibaren yukarıya kadar oğlumdu. Mesela bir gün gayet kelimesini öğrenmiş. Şimdi gayetin ne anlama geldiğini de öğrenmiş fakat kullanım yeri yanlış. Mesela bir şey olduğunda böyle yapıyordu. Anne şaşırdım gayet. Yani gayeti nasıl anlamı olarak biliyor ama cümlede nasıl kullanacağını karıştırıyor. Böyle 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 formülize ede ede deneye yanıla deneye yanıla ne yapıyorlar? Öğreniyorlar. Tabii burada imitation'ın da rolü büyük. They also learn through implicit teaching. Implicit teaching yerine biz başka ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Discovery. Discovery. Başka ne diyebiliyoruz? Şey, inductive. Evet, inductive diyebiliyoruz. Güzel. Bu üçü de nedir? Implicit teaching, discovery veya inductive nedir? Bunlar bilinç dışı öğrenme. Bilinç dışı öğrenme derken de neyi kastediyoruz? Yani kurallar anlatılmadan farkında olmadan öğreniliyor. Yani induktif bir şekilde. Metalanguage yetenekleri var mı? Neydi metalanguage? Hemen söyleyin. Hocam dil becerileri değil mi? Yani meta zaten şey değil miydi? Bölmeden. Metacognitive mesela stratejiydi. Metalanguage. O da dil becerileri. Dil becerileri dersek yanlış olur. Strateji. Yok o da değil. Dili kullanmaları mı? Dili kullanım şekilleri. Ama nasıl kullanmaları? Bilerek yerinde doğru olmalı. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir soru sorayım. Metalanguage young learners kullanır mı, kullanmaz mı? Kullanır bence ya. Kullanamaz hocam. Bu soyut düşünme gibi bir şey olmuyor mu? Evet. Soyut düşünme gibi değil ama evet doğru. Değil ama hani. Şimdi anlatayım ben size metalanguage'i. Bunu daha önce görmüştük ama unutmuş olabilirsiniz. Metalanguage dediğimiz zaman terimsel konuşmayı kastediyoruz. Mesela atıyorum ben size relative clause reduction dediğim zaman neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Veya işte bu present participle, past participle dediğim zaman neyi kastettiğimi anlıyorsunuz. Ama bir young learner'a işte present participle kullan dediğiniz zaman bunu algılamaz. O yüzden biz diyoruz ki terimsel konuşmaya, dille ilgili terimsel konuşmaya biz metalanguage diyoruz ve young learner'larda metalanguage yoktur. Tamam? Yani hocam üst dil becerileri değil mi yani? Hani siz pek beni yanlış anlıyorsunuz. Bak Sina, ben yok hocam ondan diye söylüyorum. Sen şey biliyorum. Sözlük anlamını hani, söylüyor hocam. Meta üst ya. Üst dil becerileri dediğiniz zaman bunu yani daha terim olarak ezberleyeceksiniz. Karşınıza çıktığını yapamayacaksınız. Ben tekrar söylüyorum. Terimsel konuşma. Yok hocam sizi anladım. Sadece hani meta üst ya. Hani o da aklıma gelmezse üst düzey. Ha kodlama yapmak için. Okey tamam. Evet. Yani sen istediğin gibi kodla o senin bileceğin iş. Tamam. Okey. They are intrinsically curious. Thus they wish to discover and have predictions. Hemen bakıyoruz. They are very good at interpreting meaning without necessarily comprehending the individual words. Şimdi tek tek kelimeleri anlamasalar bile genel olarak anlamı anlarlar. Hatta durumu da nasıl bir durum olduğunu da algılarlar. Teachers should prepare various types of activities addressing to visual, auditory and kinesthetic learners. Şimdi bunu biz daha önce konuşmuştuk. Nerede konuşmuştuk? Hem NLP'de konuşmuştuk hem de multiple intelligence'da demiştik ki öğrenciler için farklı farklı öğrenme stillerinde farklı farklı materyallerin hazırlanması gerekiyor. Mesela görseller için görsel materyaller, işitseller için işitsel materyaller, kinestetik yani dokunsallar için de daha çok yaparak yaşayarak öğrenebilmeleri için harekete dayalı materyaller hazırlanması gerekiyor. Ama sadece görsel, sadece işitsel, sadece işte kinestetik olmasın demiştik. Neden? Çünkü eğer biz mesela kinestetik materyali bütün sınıfa uygularsak kinestetik olmayan bir çocuk da o yeteneğini geliştirir. Veya görsel bir materyali bütün sınıfa uygularsak hem görselleri kazanırız
hem de görselliği daha zayıf olanların zayıf olan yönünü geliştirmiş oluruz. Yani biz çok geniş kapsamlı, young learners söz konusu olduğunda geniş kapsamlı materyaller hazırlamak durumundayız. Ve bu da tabii ki öğretmenin ne yapıyor? İş yükünü arttırıyor. Şimdi çok kritik bir yere geldik arkadaşlar. Niye bu kadar kritik? Çünkü burada şöyle bir durum var. Biz normalde birkaç senedir young learner soruların içinde şöyle bir şey görüyoruz. Mesela aşağıdakilerden hangisi 5 yaşındaki bir öğrenciyle ilgili olamaz? Veya aşağıdakilerden hangisi 7 yaşındaki bir öğrenciye uygulanabilecek bir yöntem değildir gibi yaş veriyorlar. Yani 5 yaşta ne olur, 7 yaşta ne olur ne olmaz, işte 10 yaşta ne olur ne olmaz, bunların hepsi. Çok pardon, silah atıyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar onu da anlamış değilim. Yani burada yaş karakteristik özelliklerini göreceğiz şimdi. Tamam. 5 ile 7 yaş arasından başlıyoruz. They need hands-on concrete experiences. Concrete ne demek ya arkadaşlar? Concrete somut deneyimler. Yani abstract herhangi bir şeyi algılamaları çok zor oluyor. They need to feel safe and secure. Bakın 5-7 yaş arası kendini güvende hissetmek ister. Their first language is still in the process of developing fast. Yani daha birinci dilleri, ana dilleri yeni yeni gelişiyor. Dolayısıyla yabancı dili öğrenmeleri için zaten ana dili de yavaş yavaş geliştirmeleri gerekiyor. Aynı anda iki dil oluyor. They can use logical reasoning. Bakın mantık çıkarımları yapabilirler. Herhangi bir şey hakkında tartışabilirler. Ve kuralların, demin ne demiştim, gayet farkındadırlar. Kuralların olduğunu bilirler. Farkındadırlar yani. 5 yaşındaki çocuk, 5 ile 7 yaş arası. Kuralları bilir. They can speak about the things that they are doing and they have heard and watched. Mesela izlediği bir şeyi size anlatabilir. Duyduğu veya işte yaptığı bir şeyi size anlatabilir. O anda yapıyor olduğu bir şeyi de size anlatabilir. They cannot understand abstract notions. Soyut kavramları ne yapamıyorlar? Algılayamıyorlar. They can confuse fiction and the real world. Mesela çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tarlı camın önünden çekilir misin? They can confuse fiction and the real world. Mesela çocuk yatar rüya görür. Sabah kalkar ağlar ağlar ağlar. Ne oldu? İşte canavar geldi evimize. Nereden çıktı bu canavar gelmesi dersin? Rüyasında görüyor. Gerçek mi yoksa hayal mi algılayamıyor. Onun için 5 ile 7 yaş arası gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirine çok sık karıştırabilir. They are very logical. What you say first happens first. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Logical dediğimiz zaman mantıklıdırlar diyoruz ama şu anlamda söylüyoruz arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle bir cümle kurduk. İşte sabah kahvaltı yaptım, işte kalktım, yüzümü yıkadım filan. Şimdi mesela kahvaltı yapmanın yüzümüzü yıkamaktan ve kalkmaktan sonra olduğunu biz biliriz. Ama eğer böyle bir cümleyi bir çocuğa kurarsanız 5 ile 7 yaş arasında der ki ama daha uyanmadan nasıl kahvaltı yaptın? İlk söylediğin ilk olur. 5 ile 7 yaş arasının özelliklerinden biri budur. Yani sıralamayı doğru yapmak gerekiyor. Eylem sıralamasını. Tamam? İlk söylediğinin ilk gerçekleştiğini düşünüyorlar çünkü. Var mı sorunuz bu arada bana? Anlamadığınız bir yer var mı? Hayır hocam. They can understand the direct human interaction. Yani mesela bir imayı anlamazlar. Direkt olarak söyledi. Mesela yapma, zıplama dediğiniz zaman anlar onu ama işte birileri de çok zıplıyor bu aralar dediğiniz zaman bunu anlamak. Kim zıplıyor der. Kim zıplıyor bu aralar çok. They can use a wide range of intonation patterns in their mother tongue. Şimdi farklı farklı tonlamaları vardır tabii ki. Demin örnek vermesen şaşırdım. Gayet diyor mesela. They understand situations more quickly. Şimdi dili çok anlamasa bile olayların ne dönüyor, durum ne? Bunu anlayabilirler 5-7 yaş arası. They use language skills long before they are aware of them. Şimdi dille ilgili becerileri kullanırlar fakat bu onların bunu bilinçli yaptığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bilinçsiz yapıyorlar. Yani aslında young learners'da bir learning gelişmiyor. Bir ne oluyor? Acquisition gelişiyor. Yani
Young learners aslında acquisition şeklinde öğreniyor. Bir learning olayımız olmuyor. The physical world is dominant for them. Şimdi bizim için önemli olan tabii ki onlarda fiziksel çevre. Fiziksel çevreleri baskındır. They are often happy playing and working alone. Şimdi çok paylaşımcı değiller 5-7 yaş arası. Genelde kendi başlarına oynamayı severler. Kendi kendilerine konuşmayı severler. Çünkü nedirler? Self-centered. Yani ben merkezciler. Birazcık kendilerine dönüktürler. Ve herhangi bir paylaşımı sevmezler. Yani her şey onların. Benim oyuncaklarım, işte benim odam, benim ayakkabılarım. Hep benim, benim, benim. Benim çubuk krekerim. Niye vereyim ki? Yani ne yapıyor? Çocuk 5 ile 7 yaş arasında hep böyle aşırı bir sahiplenme, mülkiyet kavramı, benlik kavramı da oluşuyor. Kendine dönüktür. They are positive and enthusiastic about learning. Yani genelde yabancı dili öğrenme açısından pozitifdirler. Meraklıdırlar. Peki 8-12 yaş grubu arasında nasıl oluyor? 8-12 yaş grubundan bakalım. They can understand abstract concepts. Şimdi 8 yaşından sonra soyut kavramları anlamaya başlıyorlar. They can understand that the real world and the fiction are different. Mesela somutla soyutu nasıl ayırt edebildilerse gerçekle kurguyu da ayırt edebiliyorlar. Yani bir film seyrettiğinde gerçekten öyle olduğunu düşünmüyor. The basic pragmatic and cultural notions are formed. They can work with their classmates cooperatively. Şimdi mesela burada önemli bir özellik de mesela bu çıkar atıyorum işte der ki 8 yaşındaki bir çocuğun özelliklerinden biridir. Hangisi der mesela? 8 yaşındaki bir çocuğun özelliklerinden biridir. Mesela cooperative work yapabiliyor, group work yapabiliyor ama 7 yaşına kadar bunu yapamıyor. Tamam? 7 yaşına kadar bunu yapamıyor. They can be reliable. Burada you yazmışım, yanlış yazmışım, u'yu fazla yazmışım. They can be reliable and take responsibility. Şimdi sorumluluk alabilirler. Mesela yine bir gün geldi bizimki, anne dedi beni sınıf başkanı seçtiler. Çok mutlu oldum dedi. Herkes beni alkışladı dedi. Aa dedim ne kadar güzel işte aferin tebrik ediyorum. Peki ne yaptın dedim. İlk icraatın ne oldu başkan olarak? Herkesin sınıftan çıkmasını bekledim. Sonra ışıkları kapattım. Başkan olarak ilk icraatı ışıkları kapatmak olmuş. Mesela bu da böyle. Yani ne yapabiliyoruz? Sorumluluk alabiliyoruz o yaşta. They can make some decisions about their learning. Şimdi kendi öğrenmeleriyle ilgili belli kararlar verirler. Ben onu sevmedim, ben böyle öğreneceğim. Veya ben bu şarkıyla öğrenmek istiyorum diyebilirler. They rely on spoken word as well as the physical world to understand the meaning. Şimdi mesela fiziksel çevreyle konuşulan kelimeleri özdeşleştirebiliyorlar. 8-12 yaş arası. They begin to question a teacher's decisions. Şimdi bu çok önemli. Öğretmeni sorgulamaya başladıkları yaş grupları bunlar. Mesela 7 yaşına kadar öğretmen ne derse yaparlar. Gel der, hiç sormaz. Niye gel diyor bana. İşte git der gider, ye yemeğini yer. Ama 8 yaşından sonra gel dersin. Niye? Neden? Bir şey mi oldu? Mesela veya işte senin verdiğin kararları ama hayır öyle yapmasam da olmaz mı? Diye başlar sorgulamaya ama 7 yaşına kadar öyle bir durum söz konusu değil. Appropriate language for the child. Şimdi çocuklar için uygun olan dil hangisi? Bunu birazcık da konuşalım. Şimdi comprehensible input diye bir kavram var. Nedir comprehensible input? Ya, hiç duyduk mu? Anladığının bir fazlası. Yani bir tık üstünde şey input vermek. Evet, anladığının yani kavrama alanının bir tık üstünde. Hı. Şimdi bakıyorsunuz mesela current level of language proficiency. Şimdi diyelim ki A1 seviyesinde kavruyor. Bunun bir tık üstü nedir? A2 seviyesidir. Ama B1 seviyesinde konuştuğunuz zaman ne olur? Fazla challenging olur. Yani çok zorlar. Yani biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Demek ki A1 seviyesi gibi öğrenciye biz A2 seviyesinde konuşabiliriz. Bu onu ne yapar? Farkında olmadan geliştirir. İşte biz buna ne diyoruz? Comprehensible input diyoruz. Yani kavramasının bir tık üstünde biz konuşursak, ifadelerimizi biz ona göre seçersek ne yapılabiliriz? Anlaşılabiliriz ve ona bir tık daha üstten
bilgi katmış, input vermiş olabiliriz. O zaman biz buna ne diyoruz? Comprehensible input. Anlamadığımız bir şey var bununla ilgili. Yok hocam. Hayır hocam. Okay. When exposing young learners to comprehensible input, various types of inputs need to be presented, such as games, songs, stories, cartoons, puppets, etc. Yani burada tabii ki amaç nedir? İşte görsel, işitsel ve dokunsal yine duyulara hitap etmek. Ama ne tür aktiviteler? Genelde işte oyunlar, şarkılar, hikayeler, çizgi filmler, kuklalar, bunlar kullanılarak yine konuşmalar comprehensible input şeklinde yapılıyor. Şimdi sıra geldi Piaget'e. Language and cognitive development. Kognitif neydi? Hadi söyleyin bakalım. Hocam düşünmek. Metakognitif. Çok güzel. Stratejik düşünmek. Evet. Şimdi Piaget ile başlıyoruz. Piaget's cognitive and language development dedik. Hemen bakalım. It is believed that the child continuously interacts with the world around him or her and experiences the objects. Şimdi cognitive development derken biz neyi kastediyoruz? Özellikle Piaget neyi kastediyor? Çevresindeki dünyayla etkileşimi ve deneyim kazanması. Tamam. Çünkü deneyim kazandıkça ne oluyor? Onun intellectual development'ı gerçekleşiyor. Yani ne kadar deneyim kazanırsa o kadar entelektüel bakımdan veya işte zihinsel bakımdan çocuk gelişiyor. Piaget'in öne sürdüğü şey bu. Çevreyle etkileşim halinde olmalı ve ne olmalı? Deneyim kazanmalı, experience sahibi olmalı. Learning takes place when children take actions in order to deal with the problems. Şimdi çocuk problem çözme becerisini kazandığı noktada, kendi başına hareket etmeye başladığı noktada cognitive development yani düşünsel gelişimini yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlıyor. So knowledge resulting from these actions is neither imitated nor innate. Yani çocuk bir mesela içten gelen bir durum değil bu. Ne de birini taklit ettiği bir durum. Ne yapıyor? Kendi başına problem çözüyor. Kendi başına problem çözdüğü için de ne oluyor bu durum? Direkt olarak ne imitated oluyor ne de içten gelen yani innate oluyor. Tam tersi ne oluyor? Active engagement. Birdenbire çocuğun kendi kararıyla harekete geçmesi bizzat durumun içine dahil olması anlamına geliyor. Children are active learners. Şimdi biz daha önce active learning'i gördük. Oradaki teknikleri de biliyoruz. İşte icebreakers vardı, student summaries vardı, think pair share vardı, jigsaw teamwork vardı hatırlayın. They are active learners, active thinkers and sense makers who construct their own knowledge depending on their experiences with objects and ideas. Burada ne diyor? The environment. Şurası çok önemli. The classroom activities can be regarded as the experiences providing opportunities. Şimdi experience olarak peki biz neyi alacağız hocam? Yani experience dediğimiz şey ne olacak bizim? Bizim experience dediğimiz şey arkadaşlar direkt classroom activities olacak. Dil öğreniminden bahsediyoruz burada çünkü. Classroom activities olacak. Sonrasında dış dünyayla olan deneyimini, dil deneyimini en azından gözlemleme şansımız olacak. Burada bir kalalım çünkü assimilation, accommodation ve equilibration anlatacağım size. Burada bir kalalım, bir 10 dakika ara verelim, 10 dakika sonra tekrar.